Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 3. haftasının 4. videosundayız. Dik üçgende kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani özel açılı üçgenleri işleyeceğiz sizinle birlikte. Kitabımızda sayfa numarası 33, 34 ve 35'i e işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Özel açılı üçgenlerde iki tane özel açılı üçgeni bil. Yani 30-60-90 üçgeni ve 45-45-90 üçgeni bil. Bir de olayın mantığını iyi bir şekilde öğren. Özel açı gördüğün her bir soruyu çok rahat bir şekilde kosinüs teoremini bile kullanmadan çok rahat bir şekilde yapacaksın. Sadece üçgende değil sonraki konularda dörtgenlerde çemberde katı cisimde bile özel açı gördüğünde o mantık senin işine yarayacak. Bu sayfanın sonunda da o mantığı da vereceğim. Lütfen orayı da çok dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi ben şunların özelliklerinden bahsedeyim istersen. 45-45-90 üçgenin özelliği nedir? Dik kenardan hipotenüse geçiş kökü katıdır. Zaten buraya x x dersen Pisagor bağıntısı yaparsan burası x kökü çıkıyor. Ama şu önemli. Dik kenardan benle birlikte yaz. Hipoya geçiş neymiş? 2 kök 2 kat. Kök 2 kattır. İşte bu mantık önemli. Yani şu atıyorum burası 6. 6 ise şu x nedir arkadaşlar? 6 kök 2'dir. Ya da bunun ters mantığı da önemli. Nasıl ki dik kenardan hipotenüse geçiş kök katsa tersi hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş halidir. Bunu da unutma. Yani şöyle bir şey geldiğinde şurası 6 iken şu x x sorulursa bize x de ne olacaktır? Kök y bölünmüş hali olacaktır. 6 bölü kök eşit olacaktır. Kök y çarparsam 6 kök y bölü 2. Bu işlemler ilerleyen zamanlarda daha hızlı bir şekilde olacak. Hatta yarısının kök katı falan da diyebilirsiniz ama bence şu işlemle yapmanız daha önemli. Evet 45 45 90 üçgeni bu. Geldik 30 60 90 üçgenine. 30 60 90 üçgeninde de başlangıç noktası 30'un karşısı. Bu. Önemli. En önemli şey bu. 30 60 90 üçgen 30'un karşısı x iken 90'ın karşısı 2x 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katıdır. Yani 30'dan 90'a geçiş neymiş arkadaşlar? 2 kat. 30'dan 60'a geçişte kaçmış arkadaşlar? Kök 3 katmış. Başlangıç noktası 30'un karşısı olduğunu unutma. 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçişte kök 3 kat. Mesela birkaç örnekle bunu taçlandıralım. Şurası 30 60 90 üçgeni olsun. Burası 6 olsun. X ve Y sorusun. 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat hocam. E bunun tersi sorulursa. Yani bak şimdi dikkat. Şurası sorulursa arkadaşlar. Burası verilip de şu X sorulursa bize. Burası 30 60 90 üçgeninde. Neresiydi başlangıç noktamız? 30'un karşısındaydı. İşte burada 30'dan 90'a geçiş veya 30'dan 60'a geçiş çok önemli arkadaşlar. Başlangıç noktasının 30 olması çok önemli. Şimdi ne var burada? 90'ın karşısı verilmiş hocam. O zaman başlangıç noktası 60'ın karşısı sorulsa bile başlangıç noktasını bulacaksın. Hocam burada 90'ın karşısı 6. Şimdi düşünüyorum. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa tam tersi 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş halidir. Yani 6'nın 2'ye bölünmüş hali ilk önce burayı bulacaksın. 3 Sonra 30'dan 60'a geçişte nedir diyeceksin? Kök 3 katıdır diyeceksin. Yani burası da 3'ün kök 3 katı olur diyeceksin. Peki hocam daha farklısı gelir mi? Mesela şöyle 30 60 90 üçgeninde de 60'ı karşı verip de x sorulursa bak bu sefer 60'ı karşı var. Başlangıç noktası 30'un karşısı olması lazım. 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa tam tersi 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali olacak. Yani ilk önce y'yi bulmalıyız. y neye eşittir? 6 bölü kök 3'e eşittir. Kök 3'e eşitliğine çarparsak 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 olur. Evet y 2 kök 3 ise 30'dan 90'a geçişte 2 kat olduğundan burayı da 4 kök 3 olarak yazabilirsin dostum. Evet cevap böylelikle 4 kök 3 olur. Ters geçişleri de unutma ama senin için önemli olan şurada dik kenardan ipoya geçiş kök 2 kat 45 45 90 üçgeninde ee, 30 60 90 üçgeninde de 30'dan 90'a geçiş 2 kat 30'dan 60'a geçişte kök 3 kat 30'un karşısı başlangıç noktası. Bu iki üçgeni iyi bir şekilde bileceksin. E hocam bir de ne var? 30 30 120 üçgeni var. 30 30 120 üçgeni de böyle bil, bilsen de olur, bilmesen de olur ama genelde akılda kalıyor veriyorum. E biz bunu bilmesek de zaten ikizkenar üçgen olduğundan tabanına ait yüksekliği çizerek sonuca ulaşırız. Mesela çizdim. 90'ın karşısı x 30'un karşısı x bölü 2'dir. 30'un karşısı x bölü 2 ise 60'ın karşısı da x bölü 2'nin kökü katıdır. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böldüğünden burası da x bölü 2'nin kökü katıdır. Toplamı da x kök 3 yapar. Heh, buradaki kuralımızda ispatını yapmış bulunuyoruz burada. Buradaki kuralımızda 30'dan 120'ye geçiş ne oluyormuş arkadaşlar? 3 kat oluyormuş. Yani 120 x xken iken 120'nin kök 3 x olacaktır. Yani şu şekilde 120 iken burası, burası 6 burası 6 iken x ne olacaktır. 6 köküç olacaktır. Ya da tam tersi verildiğinde 120 ve bunlar da 30 30 ise eğer burası 6 ise şu x sorulursa olursa ters mantıda. 30'dan 120'ye geçiş köküç katsa 120'den 30'a geçişte köküçe bölünmüş halidir diyebilirsin. Yani x 6 bölü köküçe eşittir. O da 2 köküçe eşit olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet mantık bu. İşte bu mantık mantık derken özelliklerimiz bunlar ya da tanımlarımız bunlar. Bu tanımları bileceğiz. Sadece ve sadece bu bilgilerle sorular çözülebilir mi? Çözülebilir tabii ki. Hala hazırda 30-60-90'lar karşımıza gelebilir. Bakın şu soruda. Şimdi ne demiş? AB ile BC dik demiş. Sonra D ile AB birbirine paralel demiş. Hocam şununla şu birbirine paralelse o zaman yönde eşitten 90 ise 90. Şununla da şu paralel demiş. 90 ise burası da 90 hatta sırt da 90 yapar. E hocam 60-90 ise büyük üçgen 30-60-90 üçgeni. 30-90 ise 60 burası. E 30-90 ise burası da 60 yaptı. Hocam burası da 30 oldu. E sonra 60-90 ise burası da 30. Burası da 60 oldu. Ne çıktı? Hala hazırda 30-60-90 üçgenleri karşımıza çıktı. E o zaman biz 30 60 90'ın kurallarını uygularsak sonuca ulaşacağız. Neresi verilmiş? EF uzunluğu. EF uzunluğu 3 kök 3. Bak, şuradaki üçgenden başlayacağım. 30'un karşısı 3 kökü, 60'ı 60'ın karşısı kök 3 katı. 3 kök 3'ün kök 3 katı ne yapar? Şu ikisini çarpıp 3 yapar, 9 yapar. Hocam burası 9. Bu arada ne isteniyor benden? AC. AC'ye yoğunlaşmaya çalışacağım. E sonra hocam buradaki üçgende de bir şeylikler var. 60'ın karşısı 3 köküse, Bak, 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. Hocam 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçiş kök 3'e bölünmüş halidir. 3 kök 3'ü kök 3'e böldüğün zaman direkt 3 yapıyor zaten burası. E sonra şurayı bulmaya çalışacağım. Bu üçgenin elemanını bulmaya çalışacağım. Yani şurayı bulursam olay bitti. Şimdi 30'un karşısı 3 sa 90'ın karşısı da nedir? 6'dır. Bak 60'ı karşısı verilmiş burada. 30'un karşısı var benim için önemli. Şimdi 30'dan 60'a geçiş neydi? Kök 3 kattı. E o zaman 60'dan 30'a geçiş ne olacaktır? Kök 3'e bölünmüş hali. O zaman şu kenar ne olacak? 6 bölü kök eşit olacak. O da kök ile çarparsam 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 mü yapar? Evet 2 kök 3 burası. 30'un karşısı 2 kök 90'ın karşısı 4 kök 3 yapar. Şimdi bu üçgende 60'ı karşısı var. 60'ın karşısı 4 kök ise 30'u karşısı da kök bölünmüş hali olacağından 4 oldu. Yani toplamda burası kaç yapmış oldu? AC uzunluğu isteniliyor bizden. Toplamda burası 9, 9, 3 ve 4'ün toplamı yapıyor. 12 16 mı yapıyor? Evet. Örnek 42 böylelikle 16 bulmuş olduk arkadaşlar. Cevap 16. Geldik örnek 43'e. Evet örnek 43'te ne demiş? AB ile AC birbirine eşit demiş. Şimdi AB ile AC birbirine eşit demiş ve hocam burası 45. Şurada karşıda 45 derece. Çünkü niye ikizkenar dik üçgen olduğundan dolayı açılar 45 45 90 üçgendir. Bir de burada ne verilmiş? 30 90 burası da 60. Yani şu bir 30 60 90 üçgeni oldu. Büyük üçgende nedir arkadaşlar? 45 45 90 üçgeni. Zaten büyük üçgendeki kenar verildiği için dikkat et. Şu kenar 12 verilmiş bana. Bu kenar 12 verildiğinden ilk önce 45 45 90 üçgenine yoğunlaşacağım. Benden de BD uzunluğu isteniyor. Tamam. Şimdi büyük üçgende 45 45 90 üçgende hipotenüs verilmiş. Hocam dik kenarda hipotenüse geçiş kök kattı. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. Yani 12 bölü kök ki Yarısının kök katı diyebilirsin. Ya da kök 2 çarpıp 12 kök 2 bölü 2'den 6 kök diye söyleyebilirsin. E hocam burası 6 kök ki, Şurası da 6 kök ki. Sonra ne yapacağız? 30 60 90 üçgeni. E burada 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. Zaten x'i bulmak istiyorsam şurayı bulmalıyım. Hocam 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte de kök bölünmüş haliydi. Yani sen 60'ı karşısı verilmişse burada kök 3'e böleceksin 30'un karşısını bulmak için. Kökü çeşidini ile çarparsan 6 kök 6 bölü 3'ten kaç eşit oluyor? 2 kök 6'ya eşit oluyor. Burası 2 kök 6 oldu. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonrasında da bir şeyler çıktı. Bak tamamı 6 kök 2. Burası 2 kök 6. 6 kök 2 eksi 2 kök 6 cevaptır. Ya da x artı 2 kök 6 eşittir 6 kök 2 olduğundan x de böylelikle işlemle de 6 kök 2 eksi 2 kök 6 diye çıkar mı? Çıkar. Örnek 43 böylelikle 6 kök eksi 2 kök 6 çıktı arkadaşlar. Ve geldik özel açının mantığına. Şimdi beni burada çok dikkatli bir şekilde dinle. Çünkü en önemli yerdeyiz. Çok işine yarayacak. Özel açının iki tane mantığı var kardeşim. Bunlardan birincisi şu. Arkadaş 30, 45 ve 60. Bak buraya da yazmışım. Bunlar nedir? Özel açılardır. Hatta sadece bunlar özel açı değil. Bunların 180'e tamamlayanları da. Yani 30'un 180'e tamamlayanı 150, 45'in 180'e tamamlayanı 135, 60'ın 180'e tamamlayanı 120. Bunlar özel açılardır. Bunlara sakın ama sakın dokunma. Bunlar dokunulmaz. Unutma bunu. Ya da bunlar parçalanmaz. Sakın ama sakın unutma bunu. Siz böyle bir açıları gördüğünüz zaman 30 hocam 15-15 diye parçalayın. Hayır. Ya da 45'i. 15'e böyle 30 diye parçalayayım. Asla. Ya da 150'ye 90'a 60 şeklinde parçalayayım hocam. İmkanı yok. Sonuca ulaşamazsın. Bu açılar parçalanmaz. Ha parçalandığı özel durumlar oluyor. Mesela 60 eşkenar üçgen gelir karşımıza. Eşkenar üçgende yükseklik çiziyoruz. 60'ı parçalamış oluyoruz. Ya da 30-30 120 üçgeninde ikizkenar üçgen ya ispatta yaparken öyle yapmıştık. 120'den tepe açısından bir yükseklik çizmiştik. Ya bir tek özel durumlarda ya eşkenar üçgende ya da 30-30-120 üçgende 60 ya da 120 parçalanabiliyor. Ama diğer türlü diğer açılar kesinlikle ama kesinlikle hatta o özel durumlar olmadığı sürece de 60'da da 120'yi de sakın ama sakın parçalama. Birinci temel mantık bu. Bu çok önemli. Kalp içine yazdım. Yani o kadar önemli ki bu kalp bu kalp geometrinin kalbi diyebiliriz ya yani. özel açının mantığı bu. Birinci mantık bu kardeşim. Bunlar parçalanmayacak. Bunları gördüğümüz zaman özel üçgeni biz oluşturacağız. Hala hazırda dik üçgenler karşımıza. Özel üçgenler karşımıza geldiğinde eyvallah. Gelmediğinde de sadece böyle bir özel üçgen geldiğinde. Mesela şöyle bir üçgenimiz var elimizde. Şurası 30 derece. Böyle bir 30 derece gördüğümüz zaman ne yapacağız? Biz kendimiz dik çizerek sonuca ulaşacağız. Hop şöyle dik çizeceğiz. Dikimizi çizdik. Diki çizince ne geliyor karşımıza? 30-60-90 üçgeni geliyor. Özel açının mantığı işte bu. Ama şunu da söyleyeyim mi sana? İki tane dik çizme mantığı vardır. Bak bu cümle de çok önemli. Birincisi bu dedik. İkincisi de ne dedik? Şuraya yıldız atıyorum. İki tane dik çizme mantığı vardır. Bunu unutma. Sen de yaz bunları. Mantığı var. Nasıl mı? Hocam şurası 30 derece ya. Sen bu 30 dereceye ait tepeden dik çizdin. Ki hepimizde bu alışkanlık. Hep tepeden dik çiziyoruz nedense. Arkadaş tepeden dik çizdin. Ya saçma şeyler karşına gelirse ne yapacaksın? O zaman ikinci bir ihtimalle düşüneceksin. Sen buradaki açıya dokunmayacaksın ya. Çünkü dokunulmaz. 30 dokunulmaz. Bu açıya dokunmadan ya buradan dik çizebilirsin ya da buradan dik çizebilirsin. Ha işte buradaki dik çizme mantığını da şöyle yapabilirsin dostum. Yani o dik buradan da çizilip 30-60-90 üçgeni bu şekilde de oluşturulabilir arkadaşlar. Yani ya böyle bir dik üçgen ya da böyle bir dik özel üçgen oluşturabilirsin. Ha bu sadece dar açılı üçgenlerde mi? Hayır. Geniş açılı üçgenlerde de aynı şeyi oluşturabiliriz. Mesela şurada kaç 150 derece hocam ben şöyle yapayım 90'a 60 olsun burası. Hayır parçalanmaz. 150'nin nesi özel? 150'nin 180'e tamamlayanı. Bak şu doğrunun doğrusal olacak şekilde şu şekilde uzatacaksın. Burada kaç? 180'e tamamlayanı bu şekilde 30 derece özel çekersin buradan bir 90 derece. Bak 30-60-90 üçgeni böyle karşına çıkar. Ya da bak ne dedik? Her zaman iki tane dik çizme mantığı var dedik ya. 150. İşte 150 geniş açılarda da iki dik çizme mantığı var. Ya buraya doğru uzatırsın ya da şu doğruyu şuraya doğru uzatırsın. Yani şuradaki açı 30 derece olur. Bu 30'un mantığı da şuradan şöyle dik çizerek olur. Ve burada da bu sefer böyle 30-60-90 üçgeni oluşturursun. İşte en önemli şey. Şu kalbe dokunma ya da parçalama. Bir, iki. Her zaman iki tane dik çizme mantığı vardır. Özel açı gördüğünde baktın bir tanesi çizdin. Saçma şeylerle karşı karşıyasın. Hemen ikinci mantığı devreye sok. Bunu sakın unutma. Sakın, sakın. En önemli yer. Evet şimdi sorulara bakalım. Arkadaş 45 dereceyi gördük. Tepeden dik çizme alışkanlığımız var. Hemen tepeden diki çizdik. Özel açı mantığını kullanacağım çünkü. E 45-45 90 üçgeni geldi. Eyvallah. 24 kök 2 ise hipotenüs kök 2'ye bölünmüş halde bunlar da 24 24 çıkar. E hocam tamamı 31'di. Buraya ne kaldı o zaman 7 kaldı. E burada da 7 24 25 Üçgeninden cevabı ne buluruz? 25 olarak buluruz. Geldik 45'e. Ne yaparsın? 30'u gördün. 30'u gören insanoğlu ne yapar? Hop tepeden dik çizer değil mi? Tamam çizelim. Çizdin diki. 90'ın karşısı 12 kökü artı 5 ise 30'un karşısı yarısı olacak. 6 kökü artı 5 bölü 2 ya da 12 kök artı 5 bölü 2 saçma şey karşımıza çıktı değil mi? Ya bırak 12 kök artı 5 bölü 2 1 bölü 2 bile gelse yani rasyonel bile gelse bunu saçma kabul et. Bil ki daha kolayı vardır kardeşim. E ben buraya baktığımda buradan dik çizdiğimde saçma şeyle karşılaştım. O zaman sil 2 tane dik çizme mantığım vardı. Şu 30'a dokunma da ya bu köşeden dik çizeceksin ya da bu köşeden. E o zaman şu köşeden çizelim. Hop çizdik 90'ı. Hocam 90'ı böyle çizince ne oldu burada? 90'ın karşısı. Bak 30 90 burası da 60 oldu. Şimdi 30 60 90 üçgeni çıktı burada. Hadi 30 60 90 uygulayalım. Hocam burada 90'ın karşısı 24. 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçiş ne olacaktır? Yarısıdır. Yani 24'ün yarısı 12 yapar burası. 30'un karşısı 12 60'ın karşısında 12 köküç mü yaptı? Evet. Aa, tamamı da 12 köküç artı 5'ti. O zaman buraya 5 kaldı. Bak burası da 90 derece. Pisagor. 5, 12, 13 üçgeninden cevap 13 çıkardı. İşte sen iki dik çizme mantığını bilmeseydin tepeden diki çizecektin. işlemi işlemi işlem yapacaktın. Önceden ben bunu çok yapıyordum. İnat ediyordum o işlemle de sonuca ulaşıyordum ama 5 dakikam gidiyordu. Bak artık sen işi biliyorsun öğrendin. Benden bir, bir adım daha öndesin yani. Sana bunu anlatıyoruz. Bunun mantığını anlatıyoruz. Yani olay sadece ben özel üçgenleri bileyim bu kurallar dahilinde soruları yaparım değil. Mantığını anlayaraktan yapacaksın kardeşim. Ha bu soruyu şöyle kosinüs teoreminden yapanlar da var. Kardeş ben özel açı gördüğüm her yerde özel açı mantığından daha kolay bir şekilde yaparım. Yani özel açı mantığını kullanarak kosinüs teoreminden daha kolay çıkmıyor mu Allah aşkına baktığın zaman? Evet. E ben o yüzden mesela burada da sizler kosinüs teoremi yaparsınız. Ama ben kosinüs yapmam. Daha kolayı dik üçgen mantığı. Özel açı mantığı. Kosinüs teoremi zaten nereden geliyor? Kosinüs teoremi zaten dik üçgenden ispatı geliyor. Öyle mantığını da bilince buradan gerçekten daha kolay çıkıyor. Şimdi gördün 45'i. Hocam 45'i görünce hop dik çizerim. E 45 45 90 üçgen. 7 bölü kök 2 7 bölü kök olacak. Bırak 7 bölü kök 2. 7 bölü 2 olsa bile bana saçma geliyordu. O zaman ne yapacağım? Ya buradan dik çizeceğim ya da buradan dik çizeceğim. E buradan dik çizsem. Aa bak ne çıktı burada. 45 45 90 üçgeni. E bu 15 kökü ise hipotenüs. Dik kenarlar 15 15 mi olacak? Evet burası 15 burası da 15. Bak sıkıntılı bir durum çıktı. Hocam burası 15. Şuraya 15 deyince e, bunun tamamı 7 idi. Demek ki çizdiğimiz dik içeri düşmüyor. Nereye düşüyor? Dışarıya düşüyor. Yani çizdiğin dik içeride değil dışarıda olacak. Yalnız bu dışarıya çizilen dik de şunu yapıyorsunuz. Hocam şunu şöyle çizip buradan dik çizeyim falan diyorsunuz. Ya gülüyorum ama aynısını ben yapıyordum. Ya bu dışarıya uzantısına çizilen dik şu doğrunun böyle uzantısı olacak ya da bu doğrunun uzantısını olacak bunu da unutma. E ben 45'e ait diki buradan çizeceğim ya. Yani şu uzantıya çizeceğim. Hop dikimiz böyle olacak arkadaşlar. Çizdik diki. Bak 90 45 45 üçgeniyle karşı karşıyayız. İkiz kenar dik üçgen. Yani bu hocam şu kenarlar birbirine eşit. 15 kökki ise hipotenüs kökke bölünmüş hali. 15 15 yapar bunlar. E tamam 15 ise 7'si de buradaysa buraya 8 kaldı. Pisagor. 8, 15, 17. Şimdi kosinüs teoremi daha kolay. Bu mu daha kolay? Aşırı karşıyım bak kosinüse. Ha illa yani tamam. E, trigonometri sorularında tam kosinüs teoreminde bilin. Bilmeyin demiyorum. Ondan sonra bana kızıyorsunuz. Sınavda çıktı yapamadım hocam diyorsunuz. Kosinus e, kosinüs teoreminde bilin. Sadece kosinüs teoreminden çıkan sorular oluyor. Ama geometrideki şu kosinüs teoremine karşıyım kardeşim. Anlaştık. Evet örnek 46'yı. Böylelikle kaç bulduk? 17 bulduk. Geldi örnek 47'ye. E hocam 135 var. 135'in nesi özel? Hocam 45'i özel. Ya buradaki 45'i ya da buradaki 45 özel. Bakalım hangisi özel? Hop şöyle iki ihtimalde düşüneceğiz. Buradaki 45'i özel dersem eğer. E burada 45'e ait şöyle dik çizersem. Hiç saçma bir durumda çıkmıyor. Burada 45 90 45 üçgeni geldi. 8 kök ise dik kenarlar kök ye hali 8 8 yapar. Hocam 8 burası. Burası 15. Burası da 17 yapar. İşte görüyorsunuz kolay bir şekilde çıktı. Cevap 17. Geldik örnek 48'e. Hocam 120 derece var. Ne yapacağız burada? Kosinüs teoremi. Başver kosinüs teoremine. 120'nin ne özel? Ya buradaki 60 özel. Bu 60'ı şuradan dik çizersen 90'ın karşısı 5 30'un karşısı 5 bölü 2 çıkıyor. Hayır. İki tane dik çizme mantığı var. Daha kolayı vardır büyük ihtimalle. Ya demek ki burada 60 değil de şuradaki 60'a yoğunlaşacağım ben. E buradaki 60'a nasıl yoğunlaşacağım? Bu 60'ı görünce de o zaman şuradan dik çizeceğim kardeşim. Çizdim. 60, 90, 30. Özel açı mantığını kullanıyorum. 90'ın karşı dörtgen. 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş iki katlı. O zaman 90'dan 30'a geçiş de yarısıdır. Yani 2. 30'un karşısı 2 60'ın karşısı 2 kökçü işte, değil mi? Bak sayılar daha kolay çıktı. E sonra hocam Pisagor. E burada dik kenarlar. Biri 2 kök 3. Biri de 7 oldu. Ortak çarpan da yok. Bildiğimiz Pisagor yapacağız. Yani 2 kök 3'ün karesi artı 7'nin karesinden dolayı x kare 12 artı 49'dan 61 gelir. Ve x de böylelikle kök 61 olarak buluruz dostlar. Örnek 48 kök 61 oldu. Geldik örnek 49'a. Şimdi eşkenar üçgeni görmedik ama emin ol sen özel açılı üçgenlerin mantığını bildikten sonra eşkenar üçgen sorularına hiç çalışmadan bile çok rahat bir şekilde yapabilirsin. O yüzden bu da özel üçgenli üçgenden çözülebildiği için bu eşkenar üçgen sorusunu buraya yazdım. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. ABC bir eşkenar üçgen. E tanımını kullanacağız. Verilen bilgiyi kullanacağız. 60 60 burası da 60 değil mi? Evet. E sonra burası 4 eksi kök 3. Burası 2 kök 3 ise burayı topladığın zaman yani 2 kök 3 artı 4 eksi kök 3. 2 kök 3 eksi kök 3 kök 3 yapıyor. Yani bu da 4 artı kök 3 yaptı. Burası 4 artı kök 3. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 4 artı kök 3 oldu. Tamam. Şimdi senin tek sorunun ne biliyor musun dostum? Bir Amerikan atasözü değil Kenan atasözü olsun bu. Ee, eşkenar görünce hemen böyle refleksiniz var. Nasıl ki tepeden dik çizme alışkanlığınız vardı. Eşkenarda da hemen böyle yüksekliği çiziyorsunuz. Eyvallah çizin. Çıkar mı? Çıkar. Ama bir sayfa işlemle çıkar. Eskiden ben yapıyordum. Sen yapma bunu. Sen buradan diki çizdin. Hocam tamamı bunun 4 artı kök 3. Burası 4 artı kök 3 bölü 2. 4 artı kök 3 bölü 2. Sonra 4 artı kök 3 bölü 2'den 4 eksi kök 3 çıkartıp burayı bulursun. Sonra burada bunun kök 3 katından burayı bulursun. Pisagor bantından sonuca alırsın Yahu kardeşim ne dedik biraz önce? Bırak 4 artı kök 3 bölü 2. 1 bölü 2 gelse bile bana saçma geliyor. Daha farklı bir ek çizim yöntemi vardır. Bu eşkenar da olsa bu böyledir kardeşim. Eşkenar olunca zaten özel açı mantığını kullanıyorsun soruda. Çünkü açıların 60'ar er derece. Sen burada eşkenarda bir yükseklik çizerek bak şurada kalkmış mantığını kullanıyorsun. Şuradan dik çiziyorsun böyle. Ya da burada 60 mantığını kullanıyorsun tepeden dik çizerek değil mi? E tamam. E o zaman burada ben sonuca ulaşamadım. Sonuca ulaşamadıysam o zaman özel açı mantığını kullanacağım. Bak. X'e ait bir 90 derece elde, elde etmeyeyim. X'i bulmak istiyorsam. Şuradan 90 çizerek olmadı. E ne yapacağım? Ya bu 60'ın mantığını kullanacağım ya bu 60'ın mantığını kullanacağım. Şimdi gelelim bakalım şuraya. Şu 60'ın mantığını kullanmak demek ya tepeden çizecektik olmadı ya da buradan çizeceğiz. Buradan çizince hocam 90'ın karşısı 4 eksi 3 oldu. Saçma bölü ikisi daha saçma. Geç burayı. O zaman şu 60'ın mantığını kullanalım. Bu 60 mantığı da ya buradan çizeceğim olmadı. İki tane dik çizme mantığı vardı ya. Ya da buradan çizeceğim. Hocam bak 30-60-90 üçgen çıktı. 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa o zaman 90'dan 30'a geçiş 2'ye bölünmüş hali. 90'ın karşısı 2 köküse 30'un karşısı kök 3'tür. Hocam tamamı 4 artı kök 3 olduğundan kök buradaysa buraya da 4 kaldı. Süper. 30'un karşısı kök 60'ın karşısı da kök 3 katı 3 değil midir? Bak ne çıktı. Aa, burada 3, 4, 5 üçgeninden cevap böylelikle 5 buluruz. Valla bu soruyu yıllardır kullanıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta 2000 kaçta uydurmuştum bu soruyu. Tahtaya böyle dersteyken biz eskiden şey yapardık. Şöyle kendim büyüteyim biraz sohbet edeyim senle. Ee, dershanede ders anlatırken böyle notsuz girerdik. Bütün sorular kafamızdaydı. Ee, soruyu o şekilde şekillendirdik. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 Yok, yanlış hatırlamıyorum. 2008 yılında soğuk sudaki dershanede bu soruyu böyle uydurmuştum. Çok da gitmişti ve her zaman da böyle Öğrencilere de bu soruyu da gösteririm. Çünkü sayılara baktığın zaman çok gıcık ama çözümü de çok basit değil mi kardeşim? Evet gerçekten çok basit. Valla çok hoş bir soru arkadaşlar. Özel açı mantığıyla bak çok güzel bir mantıkla soruların sonuçlarına ulaşıyoruz. Evet örnek 49 böylelikle 5 yaptı. Şimdi gelelim örnek 50'ye. Örnek 50 ne diyor? Oo, bu da eşkenar üçgenli bir soru. Hocam 60, 60. 60, ABC eşkenar üçgen. Bunlar 60, 60, 60. Peki alakası yerde eşitlik var. Bu eşitliklerin mantığını kullanmam lazım benim. Ne yapabilirim? Hemen bazılarınızda şöyle bir şey geliyor. Hocam şu üçgenle şu üçgen acaba eş mi diye düşünüyorsunuz. Eş olamaz. Çünkü buradaki açı 120 derece. Şu geniş açı 120 olursa buradaki açı 0 derece olur arkadaşlar değil mi? Evet o yüzden eşlikle yapılamaz bu soru. E ne yapacağım o zaman? E burada özel açılar var. Ha, eşlikle yapılıyor bu arada bu soru da daha farklı bir eşlikle yapılıyor. Bir çizim yapılaraktan bir eşlikle yapılıyor onu da söyleyeyim. Şimdi süreye bakacak olursak o zaman özel açı mantığını kullanacağım. Nasıl? Şu tepeden dik çizersem alakasız oluyor. Çift çizgileri kullanamıyorum. E ne yapabilirim? Şu 60'ın mantığını ya da bu 60'ın mantığını kullanacağım. Şuradan dik çizersem bu 60'ın mantığını kullanmak için. Aa, olmadı. O zaman şu 60'ın mantığını kullanmak için şuradan dik çizersem evet bir şeyler oluştu. Ne oluştu? 30-60-90 oluştu. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A mıdır? Evet. E şuraya B dersem ben. Hocam burası da B. Ve dikkat et eşkenar Bütün kenarlar birbirine eşit değil mi aynı zamanda? Evet bir kenar 2A artı B. Burası da 2A artı B olacak. Hocam şu kenar da 2A artı B olacak. E, A'sı buradaysa buraya da A artı B mi kaldı? Evet. Şimdi dikkat. Hocam burası da A artı B. Burası da A artı B. Zaten yüksekliği ayrı bir gözle bakın demiyor muyuz? Yükseklik tabanı iki eş parçaya böldü. Yükseklik tabanı iki eş parçaya nerede bölüyordu arkadaşlar? İkiz üçgende. O zaman bu bir ikizkenar üçgen. Yani 25 ise burası da 25'tir. E tamamı 60 olduğundan yani alfa artı 25 eşittir 60 olduğundan alfayı da böylelikle 35 derece olarak buluruz. Örnek 50 35 çıktı. Geldik örnek 51'e. Şimdi 45 derece verilmiş 45 derece verilmiş. Bir de 20 kökü verilmiş 13 15 x var. Hmm, ne yapacağız burada? E hocam şu 45'in mantığını şöyle isterim. Ya bak 90'ın karşısı 15 15 bölü kök 2. Bırak 15 bölü kök 2'yi 15 bölü 2 gelse bile bana saçma geliyordu. Daha farklı bir yolu vardır. Ha bu soru buradan çıkar. Şuradan da dik çizersin. Sonra burada da böyle bir dik üçgen oluşturursun. Sonuca ulaşırsın. Mutlaka sonuca ulaşırsın. Tamam. Ama valla arkadaşlar saçma olacak 15 bölü kök 2'ler falan filan. O yüzden ben bunu siliyorum. E ne yapacağız? Bak böyle dörtgen sorularında şunu da yapabilirsin. Açılar bak verin ve verilen bir şeyler var. O zaman sen verilen bilgilere yoğunlaş. 45 45. A 45 ile 45 yan yana. Nerede aklına geliyor? 45 45 93 üçgeni de gelmiyor mu? Evet, bazı özel açılı sorularda üçgen tamamlaması yapabiliyoruz. Dörtgen sorularında, dörtgen içerisinde özel açı olduğunda dörtgeni üçgene tamamla. İster böyle tamamla, şöyle ama burada özel bir üçgen oluşmuyor. İstersen yukarı doğru tamamla. Tamam mı? Yeter ki üçgeni tamamla. Özel açı olan sorularda. Tamam bu da bir çözüm yöntemi diyebiliriz. E hocam o zaman ben burada şunu yukarı doğru üçgene tamamlayayım. Ama burada tamamladığında özel üçgen oluşsun. Bak 45-45 90 -45 üçgeni oluştu mu? Oluştu. E o zaman bu ikiz kenar dik üçgen. Hatta 20 kök 2 verilmiş. O zaman bunlar 20-20 yapar. E hocam tamamı 20. Burası 15 ise buraya 5 kaldı. Ve burada da bir dik üçgen var. 5-13. 5 12 13'ten 12 olur burası da. Tamamı 20 olduğundan x'e de ne kaldı o zaman? 8 kaldı. Örnek 51 8 yapar. Geldik örnek 52. Bak dörtgen sorusu. Bak özel açı var. Normalde ne yaparsın? Hocam şuradan dik çizersin. Eyvallah. Hatta şu 60 90 150 e, dörtgen açıları toplamından dolayı şuradaki kaçın da 60 derece olduğunu fark edebilirsin. E hocam buradan da dik çizebiliriz diyebilirsiniz. Buradan da dik çizebiliriz arkadaşlar 150 kesinlikle ama kesinlikle özel bir açı değil mi? Yani buradan çizdiğin dikle sonuca ulaşamazsın. Zaten 90'ın karşısı 7 ya 30'ın karşısı 7 bölü 2. Yani saçma bir sayı oluşuyor. O yüzden daha kolay bir yöntemi vardır. Ama buradan çok zor çıkması ya. Gerçekten çok zor. 150 parçalanmaz. Özel bir açı. E ne yapacağız hocam? Bir dörtgen sorusu. Ve dörtgen sorusunda baktığımız zaman açılar 60 60 150 ve 90. Zaten buradaki bütün açılar özel açı. 60 özel, dokunulmaz. 60 özel, dokunulmaz. 150 özel, dokunulmaz. 90 da kısmen özel. Mesela sen bu soruyu gördüğün zaman şunu şöyle yapıyorsun. Hocam 150 ile 60'ı parçalıyorsun. Sakın! Çıkmaz buradan. E 90 da kısmen özel ya. Bu da parçalanmaz. O zaman ne yapacağız? Parçalanmazsa bak bir dörtgen içerisinde özel açı varsa üçgene taamlama yapabiliriz. İster sola doğru yap, ama istersen yukarı doğru yap. Yukarı doğru yapmak sanki daha mantıklı. Çünkü 60 60 iken burada da 60 oldu. Ne oluştu? Eşkenar üçgen oluştu. Eşkenar üçgen oluştu demeyle kalmasın. 11 ya burası. Burası da 11 burası da 11. Bunları yaz. 60 90 ise hatta burası da 30 derece oldu. E hocam tamamı 11. 7'si burada. Buraya 4 kaldı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yarısıdır ikidir. E tamamı 11 olduğundan ikisi buradaysa buraya da ne kaldı o zaman? 9 kaldı. Yani x'i böylelikle 9 bulduk. 2 tane gerçekten çok güzel bir soru. Dörtgende de verebilirdim bu soruları ama yani üçgenle çözülebildiği için üçgen içerisinde bu mantığı sana vermek istedim. Evet örnek 52. 9 oldu. Geldik örnek 53'e. E 60 derece var. Ne yaparsın? Hemen aklına şu gelir. Hocam şuradan dik çizerim. E dik çizdin ne oldu? 30 60 90 üçgen çıktı değil mi? Çıktı. Ama burada da ne çıktı? 15 75 90 çıktı. Aha. Kardeşim sana bir şey daha söylüyorum. Bak dik çizdiğinde ama kendi emeğinle dik çizdiğinde. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Kesinlikle ama kesinlikle yol değil. Bunu da unutma arkadaşım. Ama bak ne diyorum. Şekilde 90 şekilde böyle 15, 75, 90 varsa gittiğin yol yol olabilir. Ama kendi emeğinle dik çizdiğinde Karşına 15, 75, 90 çıkarsa kesinlikle ama kesinlikle gittiğin yol yol değildir kardeşim. Zaten sen bir dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkan çıktıysa neden dolayı çıktı biliyor musun? Özel açıyı parçaladın ondan dolayı çıktı. Bak gerçekten öyle mi? Bakalım şimdi. Hocam burası 60 derece burası 75 derece. E burası kaç derece yapıyor? 60, 75 daha 135. Buraya 45 derece kaldı. Aa. Biz biraz önce buradan dik çizdik 45'i parçaladık. 45 parçalanmaz. Kalp içindeki açıydı dokunulmaz. E o zaman ben 45'i parçalayamam. 60'ı parçalamıyorum. Dik çizeceksem nereden çizeceğim? 75'ten çizeceğim. 75'i parçalayabilirsin. Şuradan diki çizdik. Diki çizdiğinde ne geldi? Hocam bak 45-90-45 üçgeni. Burada da 90-60-30-60-90 üçgeni. 45'i parçalamadığın için 45 45 90 üçgeni ya da 60'ı parçalamadığın için 30 60 90 üçgeni karşına çıktı. Dostum sakın unutma sakın unutma. E şuradaki üçgende ne var? 45 45 90 üçgeni. Sayının olduğu yere bakıyorum. Hocam 6 kök ise dik kenardan hipotenüse geçiş kök kattı. Hipotenüsten yani dik kenara geçişte kök bölünmüş hali. 6 6 yapar bunlar. 30 60 90 üçgeninde de başlangıç noktası 30'un karşısıydı. Şuraya A dersem A da ne olacaktır? 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattı. 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. 6 bölü kök 3. Kök 3 çarparsam 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 çıkar burası. E hocam 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısında ne olacaktır? 4 kök 3 olacaktır. Yani örnek 53'ü böylelikle 4 kök 3 bulduk. Bir şey daha öğrendim. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıktıysa gittiğin yol yol değil. Saçını başını yollara Hemen sil onu. Tamam. Geldik örnek 54'e. Ne demiş? Hocam iki tane ABC açısı 30'muş. Yani burası ABC açısı 15 derece. ACB açısı da direkt 30 derece verilmiş. Şurası da 30 derece verilmiş. Ve burası da 6 köklü verilmiş. Ne yapacaksın? Hemen 30'u gördün diye. Hop şuradan dik çizeceksin. E 30 60 90 üçgen çıktı da. 15 90 75. E burada da 15 75 90 çıktı. O zaman sil sil sil. Niye? E kendi emeğinle dik çizdiğinde. Karşına 15 75 90 çıktı. Gittiğin yol yol değil kardeşim. Sakın sil bunu. E ne yapacağız hocam? E, büyük ihtimalle 15 75 90'da niye çıkıyordu? Büyük ihtimalle özel bir açıyı parçaladın da ondan dolayı çıkıyor. Bak 30 15 daha kaç? 45. Buraya ne kaldı? 135. Bak 135 özel bir açı. Sen özel bir açıyı parçaladın. O yüzden sonuca ulaşamazsın. E ne yapacağız? 135 böyle gördüğümüz zaman bütün açılar özel bir açıda olsa sorun içerisinde 135 gördüysen yani geniş açı gördüysen böyle 110 gördüysen demiyorum bak. Siz burada bir alışkanlık ediniyorsunuz. Şu 110'u gördüğünüz zaman da hemen dış açısından bahsediyorsunuz. Böyle dış açısına ya böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Dış açıya ne zaman gidiyorsun? Özel açılar gördüğünde dış açıya gidiyorsun. Unutma bunu tamam mı? 135'i gördük. Dış açısı önemli bizim için. Ama bak dış açısı da bak. Şuradaki dış açısı değil. Dikkat. Burada çizilen sivriden çizilen şey değil. Dış açıyı bulurken ne yapıyoruz? Doğrunun doğrultusunda gidiyorsun. Yani senin dış açıyı kullanırken 135'in dış açısı. Ya buradaki dış açısını kullanacaksın. Bakalım. Buradan kullanırsam 45. Şuradan dik çizersem. 45 45 93 gen çıktı. Ama 15 75 90 çıktı. Ya da şu mantıktan gidebilirdin. Ya hocam. Şimdi ben şöyle yapacağım. 135'in ya buradaki 45'ini kullanacağım ya buradaki 45'ini kullanacağım sayı sol tarafta olduğu için sanki bu daha mantıklı değil mi? Evet. O yüzden buradaki 45 derecesini kullanacağız. Buradaki 45'i nasıl kullanacağım? E 45'i gördük. Şuradan bir 90 derece çizebilirim. 90'ı çizdim. 45, 90, 45 üçgeni çıktı burada. Yani burada ne var? 45, 45, 90 üçgeni. 6 kök giyse hipotenüs uzunluğu. Dik kenarlarda 6, 6 mı yapar? Evet. E sonra ne yapacağız? Bak bizden şu kenar isteniyor. Bu kenarda büyük üçgenin kenarı değil mi? Büyük dik üçgenin hipotenüsü değil mi? Büyük dik üçgen de 30, 90, 60 üçgeniymiş. E yani 30'un karşısı 6 bulduk. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da kaç yapar o zaman? 6'nın 2 katı yapacak değil mi? 30'dan 90'a geçiş 2 kat. Yani x'i böylelikle 12 buluruz dostum. Güzel bir soru arkadaşım bu da. 135 gördüğünüz zaman da geniş açısı bizim için önemli. Sıradaki soruya geçelim mi? Buna geçmeyelim arkadaşlar. Bu çünkü farklı mantıkta bir soru. Bu da yine özel üçgenlere dikkat edeceğiz. Yani özel açılı konusuna devam edeceğiz. Özel açılı üçgenlerin konusuna bir sonraki videoda da devam edeceğiz ama bunu yarıda bölebilirim. Çünkü farklı bir mantığa geçiş yapıyoruz burada. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda özel açılı üçgenlerin devamında yani dik üçgenin 5. videosunda 3. haftanın 5. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.